16 yaşındaki, Allah rahmet eylesin, Gamze korkunç şekilde hayatını kaybetmiş ama karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Biz bir kez daha haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre şunu söyleyebilirim. Kızımız maalesef, o kesin bilgi, boynu kırılarak öldürülmüş. Biz Orhan Bey'le yayında çok detayları, bazı detayları burada maalesef ya konuşmak da istemiyoruz, evet. Ama ya bir insanın boynunu kırmak kolay çok değil. Kolay bir şey değil. İnanılmaz bir nefret, inanılmaz bir kinle Gamze öldürülmüş. Boynu kırılmış. Yani yani olacak iş değil yani. Boynu, o kadar detayı da vermeyelim de, bastırmak da o kadar hemen boyun kırılmıyor. Yok. Olmuyor yani. Ya baya bastırmış yani, öldürmek için çaba sarf etmiş. 16 yaşındaki bir kız çocuğu. Çok da annesi, büyük güçle. Çok büyük bir güçle güç diyor Orhan Bey. Gerçekten çok büyük bir güçle, vahşice, korkunç bir şekilde bu cinayet işlenmiş. Bodrumlu Gamze neden öldürüldü? O soruya da geçeceğiz ama katil kim ve neden öldürdü? İki önemli kritik soru var. Anne babası diyor ki biz cezaevinde yattık ama biz kızımızı öldürmedik. Biz o sırada, işte baba diyor ki ben uyku ilacı aldım. Karımın yatıp yatmadığını bilmiyorum. Uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Sonra da sevgili Turcan da diyor ki ben diyor sonradan hatırladım. İfadelerimi eve söylemedim. Sonradan hatırladım. Cezaevinden de sonra hatırladım. Ben uyku ilacı içtim diyor. Ama o uyku ilacı onları tamamen uykuya böyle hiçbir şey duymayacak kadar etkili bir uyku ilacı mıydı? Bu soruyu soruyorum. Bu soruyu da bilerek soruyorum. Çünkü bunun arkasından bazı aldığım bilgiler var, sizlerle paylaşacağım. Onlar da diyorlar ki biz katil değiliz, gelin katil. Şimdi gelinle ilgili de kafamı karıştıran bir iki görüntü var. Onu gelinle Nazlı'ya soracağım. Nazlı ve Mefar'ın da bazı iddiaları var. Gelini ve oğlu gelsin buraya. Nazlı, Mefar gelir misiniz lütfen? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçin bakalım. Şimdi ben gelinle ilgili o videoları, iyi misin Nurca? İyisin değil mi? Tamam. Gelinle ilgili iddialara geçeceğim Nazlı. Bazı görüntüler var, onları sana soracağım. Ama şu yatak meselesi, haber kaynağımdan aldığım bilgi benim kafamı çok karıştırdı. Şimdi o yatağın görüntüsünü bir ekranlara getirelim mi Hakan? Beni gör, anneyi gör ve yatağı gör lütfen. Bir yatağın bir görüntüsünü bir ekranlara getirelim. Turcan, ben sana sormak istiyorum öncelikle. Bir kez daha kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Burası, bu yatağın neresi? Altı mı üstü mü? Karşıya bak, görüyorsun. LED'e verir misin Hakan? Daha rahat görecek aile. LED'e ver lütfen. Evet. Evet, bu yatak. Yatağın neresi bu? Üstü mü, altı mı? Üstü. Üstü mü? Üstü. Ben bu yatağın altı olduğunu biliyorum. Hayır, üstü. Emin misin? Eminim. Çünkü o tırnak boyası üstündeydi, halen daha üstünde. Hı. Siz kızınız öldüğünde bu şekilde miydi yatak? Böyleydi. Emin misin? Eminim. Peki. Şimdi yatakta bulunan izler sadece sperm değil, kıl, ter, tükürük, deri, 5 tane değil, birden fazla. Birden fazla erkeğe ait DNA bulunuyor. Hı. Biz önce bu bilgiyi sizden almıştık. Siz bize söylemiştiniz. Evet. Demiştiniz ki baba bunu söylemişti ya da siz söylemiştiniz. Biz savcının sorgusuna göre söylemiştik. 5 farklı sperm bulundu. Onlar da evdeki erkeklere ait spermler değil demiştiniz. Öyle söylemiştiniz. Hayır, daha DNA incelemesi devam ediyor. O spermlerin, işte 5 farklı erkeğe ait o spermlerin kimlere ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Yok. Şu anda bir DNA çalışması yapılıyor. Ama sizin orada verdiğiniz bilgi doğru bilgi değil. Olabilir. Benim bilmiyorum. Aldığım bilgi. Ben adli tıbbı bekliyorum zaten. Evet, adli tıbbı, ama işte siz bize dediniz ki. Bana verdiği savcının söylediği ben de birden fazla sperm var dedi. Ben de açıklıyorum. Farklı birden fazla, hatta 5'ten fazla erkeğe ait. Bunu bilmiyorum. Ve bunlar yatağın üzerinde değil, biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Nerede tamam. Olduğunu zaten şöyle, Gamze titiz bir kız mıydı? Evet. Titiz bir kız. Evet. Gamze titiz bir kız mıydı? Evet, titizdi. İş yeri kıyafetleriyle yatağa yatar mıydı, yatmaz mıydı? Genelde yatmazdı. Çok yatmaz. Mecbur kalırsa. Çok yatmazdı. Mi? O gün yattığı, yani ölü bulduğunuzda iş yeri kıyafetleri mi vardı üzerinde? Sanırım. Evet. Siz biliyor musunuz bunu?
Sen biliyor musun? Evet. İş yeri kıyafetleri evet, var. Evet, öyle bulunmuş. Ben kendisini görmedim ölüsünü ama öyle bulunmuş. Önce bize demiştiniz ki iş yeri kıyafetleri dedi bazen yatar. Yatardı. Çok mecbur kalırsa. Ama ben ayda yılda. Ayda yılda bir. Zamanı da var üstünü başını değiştirecek. O gün iş yeri kıyafetleriyle yatmasını gerektirecek bir durum var mıydı? Yok. Var mıydı? Siz bilmiyorsunuz. Yok. Fatma var mıydı o akşam? Bir tartışma oldu mu annenle babanla? Yok. Öyle bir şey yok. Yani kız üzerinde değiştirebilir orada. Evet. Değiştirebilir. Tamam. Hatta şalvarını çıkarmış kendi odasının şeysinin üstüne, çekyatın üstüne koymuş. Gerisi olduğu gibi üstündeydi. Şimdi ben o sperm örneklerinin kıl, ter, tükürük, deri onları nerede bulunduğunu açıklıyorum. Onlar sünger bölümünde değil bu buluntular yastıkta Gamze'nin ölü bulunduğu o sırada yatıyor ya kızımız. Olay yeri incelemesi yapılıyor. Yastıkta, nevresimde ve çarşafta bulunuyor. Allah Allah. Bir daha söylüyorum. Kızınızın cesedinin bulunduğu o sırada yattığı çarşafta, o geceki çarşafta, evet. Nevresimde evet. Ve de yastıkta hepsi üzeri yüzü çekilmişti değil mi? Yani devresim takımları duruyordu üzerinde. Evet. Zaten ölü bulunduğunda evet, var. Duruyordu. Hı. Orada siz gittiğinizde yani senin gelinin gittiğinde siz değiştirdiniz mi nevresimi? Hayır. Hı? Değiştirmedim. Hiç ellemedim. O nevresim orada yani gelin gittikten sonra 10 gün önce 12 gün önce gelin oradan gidiyor. Evet. Ama 10-12 gün boyunca sen peki gittiğinde en son nevresimi ne zaman değiştirmiştin Nazlı? Nevresim takımı. Ben şöyle diyeyim 2 gün önce değiştirdim ama jandarma bana Gamze'nin öldüğü fotoğrafını gösterdiğinde Gamze'nin pembe çarşafları oradaydı. Yani bize ait değildi o çarşaf. Bizim beyaz çarşafımız hatta Fatma abla vermişti bize hatırlıyorum. Yani 10 gün içerisinde o zaman ben bu sizin sözlerinizden... Hemen hayır. Ben sizin sözlerinizden şunu anlıyorum. Yani öyle iddia ediyorlar. 10 gün içinde o çarşaf değiştirilmiş, başka bir çarşaf kurulmuş ve 10 gün içerisinde... Hiç sanmıyorum. 10 gün içerisinde o çarşafta, nevresinde ve yastıkta 5 tane farklı erkeğe ait. Ama tabii bunların baba mı, mefar mı, Ramazan mı, başkaları mı olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili DNA incelemesi devam ediyor. Bu acayip bir şey değil mi? Hiç sanmıyorum. O zaman birileri orada... 10 gün içinde sizin bilginiz olmadan ya da bilginiz olarak birlikte oldular yani. Hiçbir bilgim yok. Bir şey sorabilir miyim ama Nazlı'ya soracağım. Sor, az önce dediğini tekrar söyleyebilir mi? Pembe çarşaf vardı değil mi? Tamam aynı şeyi ben de gördüm cenaze gününde. Pembe çarşaf vardı. Yani pembe değiştirilmiş. O zaman değiştirilmiş. Sizden sonra... Jandarmalar alıp gitti zaten olay günü. Hani ya, alıp gittiler yani. Ya ben bilmiyorum. Ben hiç elimi sürmedim o yatağa. Gamze temizlemek amacıyla kendisi yaptıysa bilmiyorum. Hiçbir haberim o yok. O zaman o evi erkeği Nazlı orada olmadığına göre kim aldı o erkekleri? Ya da orada tanıdık birileriyle mi birlikte olundu? Bir şey sorabilir miyim? Hı. Benim o gün misafirlerine geldi odaya gezdirdi ya Gamze. Hı. O gün o yatakta çarşaf yoktu. Evet yoktu. Hı hı. Sonradan serilmiş de olabilir. Çarşaf yoktu yatakta. Misafirleri gezdirdi. Odalar gösterdi. Abla ben şöyle temizledim böyle temizledim dedi. Evet. O gün yatakta bu çarşaf yoktu. Bu şekildeydi yatak. Bu şekildeydi bu yatak. Gamze mi değiştirdi o gece? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya o zaman şu soru akıllara geliyor. Siz yani. O zaman berabersiniz. Bir 20 dakika boyunca dışarı gidiyorsunuz. Gamze saat 9'da o eve gelmiş. 20 dakika boyunca o eve 5 ayrı erkek mi aldı çocuk? Ama bunların yattıkları çarşafı öteki depo gibi kullandığımız odada buluyor. Hayır. Bir odanın daha söylüyorum. Için, evet, bakın bir daha söylüyorum. Çarşaflar. Sizin kızınızın cesedinin bulunduğu o yatağın üzerindeki nevresim takımlarında 5 ayrı erkeğe ait DNA tamam, örnekleri işte, bulunuyor. Onu anlatıyorum ben de. O çarşaf daha önce o depo gibi büyük depo'nun oda var orada. İçindeydi. Orada pis halde buluyor çocuk bunu. Pis sonra çarşaf yıkıyor. O çocuk yatağı mı seriyor? Valla onu sevmedim bilmiyorum hiç ben. Hiç bilmiyorum. Pis halde orada buldum diyor anne. Babamın dediğine katılıyorum. Çünkü gündüz annem de bana evi gezdirmişti. Dün de demiştim zaten değmeden hani çıktım ben. Ha. Şöyle gözümden hani baktım geçtim. O zaman bir gün önce gündüz yoktu mevresim. Ama ertesi gün biz girdiğimizde otopsiden sonra girdiğimizde pembe bir çarşaf vardı. Şimdi anlamak için soruyorum. Bir tane işte Gamze bu şeyi kirli DNA örnekleri bulunan çarşafı işte müştemilatta bir yerde buluyor. Onun sonra yıkıyor. Sonra yatağın üzerine mi seriyor? Bunu Gamze mi yapıyor? Yıkadığını bilmiyorum. Ben orada müştemilatta gördüm. Oraya kaldırmış çocuk gördüm. Aynı çarşafı sonra yatakta mı gördün? Ablası yatakta görmüş bak. Cenaze sabahında pembe bir çarşaf vardı. Sen peki cesedi bulmaya gittiğinde
O çarşafın olup olmadığı için ben sence... Ben o çarşafı hatırlamıyorum. Sadece yastığı hatırlıyorum. O salya akmış. Çünkü ben onu görü görmez zaten korkudan kaçtım. Yastıkta da pembe şey yastık, vardı, kılıf vardı. Yastık. O zaman Gamze mi bu şeyi çarşafı yıkadı? Sen ya yıkamadın anladığım kadarıyla. Yıkık yıkamadığını bilmiyorum. Dedem Hanım zaten şöyle bir şey, eğer Gamze temiz hani fazla bir şey yoksa servis geçmiştir. Hemen öyle çamaşır yıkadı. Ama bak Gamze'nin titiz bir insan olduğunu siz az önce evet, kendiniz titizdir. Söylediniz. Titiz. Titiz ama... olan bir insan. Özür dilerim müştemilatta bir yerde duran kirli bir çarşafı alıp ya da, yatağı sermez. Serer mi? Ya, ya da çocuk o çarşaf kalkık da orada müştemilatta da birisi vardı. O çocuğa bir şeyler yaptı. Yazdı üstüne yatırdı çocuğu. Gamze'nin ölüm saati 1-1.5 arası ama. Bilmiyorum. Onu da açıklayayım. Gamze'nin ölüm saati 1-1.5 arası. Yani sizin uykuya daldığınız saatlerde kız hem gidecek çarşafı oradan alacak. O sırada biriyle birlikte mümkün olacak. Yok, ya da o sırada biri ona bir şey yapacak. O çarşafı alacak getirecek oraya. Gamze'yi de oraya getirecek. Mümkün mü? Daha sonra ay, imkansız alın. Yani. Ya özür dilerim ama imkansız yani. Çocuğu bir yerde yani bir şey yaptı da sonradan getirdi yazdığınızı da bilmiyorum. Kızımız bir tacize uğramamış. Kızımızla kimse zorla birlikte olmamış. Bunu da biliyoruz. Ona eminim zaten. Ben ona eminim. Ama ben şimdi sonuçta bakın ben sizden aldığım bilgileri sizden de aldığım bilgileri teyit etmek zorundayım. Evet. Sorumlu ve etik yayıncılık gereği. Evet. Ben ama haber kaynağıma çok güveniyorum. Çok güvenilir bir haber kaynağı. Gazetecilerin haber kaynakları vardır. Çok güvenilir bir haber evet. kaynağı bana bu bilgileri veriyor. Evet. Dolayısıyla ben sizin verdiğiniz bilgileri de sizin evet. verdiğiniz bilgileri de teyit evet. etmek zorundayım. Evet. Tabii, ama sizin şu anda verdiğiniz bilgiler bütün bilgiler benim, ilk yayına geldiğiniz anda verdiğiniz bilgiler özür dilerim Nurcan. İlk yayına verdiğiniz bilgilerle şu anki bilgiler arasında inanılmaz çelişkiler var. Evet, benim şunu size örnek göstereyim. Bununla evin içini çeşmiş aynı yerde duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Hı. Benim ördüğüm bir paspaslığa vardı. Oğlana güvey şeysi, avlusu olarak verdiğim avlu vardı. Hı hı. Benim bildiğim. Onları ben Nazlı o müştümelatın içine depmiş orada kirli olarak buldum. Halen daha kirli duruyor. Bir yıkadım damatlık o şeyi yıkadım daha önce. Kendimizin tarafı aldım geldim. Eşyaların hı hı. içine koydum. Benim tek bildiğim şey buydur. Ötekini Gamze'nin yıkamadığını hiç bilmiyorum. Şimdi izinle. Şimdi Özden koordinatörümüz çok önemli bir not bana kızım göndermiş. Kızım hatta pislemiş atmış diye. Tamam, önemli bir not göndermiş onu okuyordum. Diyor ki Fatma diyor bir gün önce diyor gündüz yoktu nevresim dedi. Evet. Bir gün önce gündüz görmedim. Yayında da hep 10 gün önce mefarlar evi terk etti dedin. Evet. Biz o gün moral için gidebildik annemlere dedin 10 gün sonra. Cinayetten önce oraya gittiğini bize söylememiştin. O odaya girdiğini. Hayır hep bir laba gezdik dedik. Ne zaman gördün? Dün de evi gezdirdi annem dedi. Evet dün söyledim yani. Bir gün önce zaten akşam şöyle bir şey. Evi niye gezdirdi özür dilerim. Nazlı nasıl kirletmiş? Çocuk işten gelince temizlik yapıyor. Peki madem yatak o kadar kirliyse madem görüyorsun ya müştemilattan alınmış ya. O zaman o nevresim takımı o kirli miydi? Gördün mü sen odayı? Kirli miydi? Ya onun görmesinin mümkünü yok çünkü neden yok. Şimdi, şu yatağın arka tarafında Gamze'nin kendi yatakları vardı orada. Şey yo abisinin yatakları vardı. Battenesi falan vardı orada. Benim en son gördüğümde sabah çıktığımda da onlar altındaydı. Sonra gördüm ben ya. Yani. Özür dilerim ama bu teknik bunun bir şey. Bunların yatağını altına toplamış. Sabahleyin de Gamze'nin kendi yatakları üstündeydi. O sperm örnekleri Gamze'nin kendi yatağından çıkan sperm örnekleri mi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz ki. Hadi diyelim orada ama çıktı. Ama benim gördüğümde yatakta nevresim yoktu. Sanki yani şöyle de olabilir. Siz cesedi bulduğunuzda nevresim var mıydı yok muydu? Onun hiç farkında Didem değilim. Ben ama bir gün önce akşam misafirle geldiğinde gezdiğinde... Ama ben şunu söyleyeyim. Yani benim haber kaynağımdan aldığım bilgide cesedin bulunduğu anda o sırada nevresim takımları var. Çünkü uzmanlar ya da işte oraya gidenler, savcılar vesaire olay yeri inceleme ekibi oraya gider ya her şeyi alırlar o sırada. Evet tabii. Tamam evet, mı? Evet. Yani sizin evinizde de bayağı her şey alınmış, incelemeler yapılmış falan vesaire. Bak lütfen dikkat edin Fatma sen de öyle, sizler de öyle. O sırada... siz bize dediniz ki nevresimde DNA örnekleri spermler bulundu. Pardon yatakta. Yatakta evet. O sırada kızınız şey olduğunda öldürüldüğünde orada nevresim takımları var. Şimdi bak kendi yatağında. Hatırlamıyorum diyorsun ya hayır. Var. Çünkü o nevresim takımlarında DNA örnekleri sperm, kıl, tül, tükürük bulunuyor bir erkeğe ait. Şimdi, beş farklı erkeğe ait. Gamze'nin yatakları aynen çek yatın üstündeydi. Serili halde. Abisi gelin yataklarda şu böyle ayak ucunda üst üste Gamze dürmüş koymuş nevresin takımı yoktu o zaman.
kızının cesedi bulunduğunda yatağın üzerinde nevresim takımı varmış. Evet, varmış. Ha, o nevresim takımlarından alınan örneklerde beşten hatta birden fazla diyeyim de yanlış bir şey söylemeyeyim. Çünkü haber kaynağım da emin değil. Ama birden fazla ama beşten de fazla olabilir. Erkeğe ait tükürük, kıl bilmem ne bir sürü şey bulunmuş. Anladın mı? Gamze'nin yataklarını oradan oraya gelip kendileri kim yaptıysa o zaman. Katil mi bunu yaptı? Üstüne örten onlar. Çocuk çünkü ya onu kendi üstüne çekmesi. Ama ben de için... şunu anlamıyorum. Özür dilerim. Ben mi anlamakta zorlanıyorum? Ben de sana diyorum ki siz o akşam zaten beraber yatmışsınız. Evet. O akşam nevresim takımlarını, o kirli nevresim takımlarını, 5 farklı erkeğe DNA örnekleri bulunan nevresim takımlarını Gamze mi serdi? Onlar mı serdi? Ben de yani şimdi senin böyle... Katilin onlar onu dediğin... serecek. Ben de diyorum ki katilin onu serecek zamanı yok. Bilmiyorum. Katilin çünkü ama... öyle bir çünkü siz yattığınız andan itibaren dediğinize göre evet. Saat 1 yani 1'e doğru yatıyorsunuz. 1.30'da zaten cinayet işleniyor. 7.30'da cesedi buluyorsun. Ben bunlardan sonra hani bunlara gezdirdikten sonra o evin içine bir daha zaten girmedim. Girmedik zaten oraya. Hiç girmedim. Ya zaten olay yeri siz sabahtan... jandarmayı bir dakika jandarmayı çağırıyorsunuz ya. Ceset orada, kızının cesedi orada. Tamam mı? Jandarmayı çağırıyorsunuz. Evet. Zaten hemen jandarma geliyor. Önce kaydını çağırıyorsun. Kaydını çağırıyorsun. Sonra jandarma dokunmuyorsunuz zaten siz. Evet. Yani ama, o sırada ceset o yatağın üzerinde. Orada nevresim takımı var, yastık var, bilmem ne var. Var kızı. Kızın onun üzerinde yatıyor. Daha, sen de demedin mi? Yorgan var. Yorgan. Kızın yatağındaydı o kızın eşyaları. Kızın yatağındaydı. Önceki yattığı yerde. Yatma dedik biz Bora. Bora yatma. Burası nemli, nütübetli. Tamam dedi bize. Tuncan beni anlayabiliyor musun? Bak diyorum ki ben sana. Anlıyorum. Sabah sen kızını buldun cinayet işlenmiş ya. Evet. O sırada kızının cesedinin bulunduğu evet. Yatakta nevresim takımları varmış. Ben yastığı gördüm. O nevresim takımını ben... Yorganı açıyorsun ya tatlım altına benim. Dikkat etmedim. Bak nevresim de var. Nevresim yorganı, yorganın üzerine örtüldüğü var ya. Yorgan ne deniyor ona ya? Nevresim. Ben unuttum. Nevresim takımı. Ay, ben ya. De kafam karıştı. Üstündeki yorganları ben zaten... Yani yorganda nevresim takımı yok muydu tatlım? Var. Sarı olması böyle portakal renginde bir şey lazım. Var. Çünkü ben o ala aceleyle i̇şte ben de diyorum ki, ben de nevresim diyorum ki kızının cesedinin bulunduğu sırada orada nevresim takımı var. O yataklar nerede biliyor musun Didem Hanım? Önce çocuğun ilk önceki yattığı yataktaydı. O gece mi değiştirildi? Misafirlerle geldiğimiz zaman yataklar önceki yattığı yerdedir Gamze'nin. Kim o odaya götürdü o yeri? Ya kendi götürdü, yatmayı için hazırladı. O ya, sırada bu olay olma. Ya da başkası. Ya o zaman senin kızın 5 farklı erkeği odasına mı aldı? Bilmiyorum ben. O kızınla ilgili özür dilerim ama yani. Ben ya sadece sordu. Ben savcının dedi. Onu da geçtim. Birden fazla sperm var o evdeydi. Allah Allah. Onu da geçtim. Allah aşkına gözünü seveyim. Müştemilatta. Yani. Evin her yerinde. Şaşırdım yani. Ya daha söyleyeyim sevgili izleyiciler. Müştemilatta yani eşyalarınızı eski eşyalarınızı koyduğunuz evet, yerde. Evet. Ve evin her yerinde. Allah Allah. Sperm örnekleri bulunmuş kardeşim. Yani. Allah Allah ya. Ben daha ilk defa diyorum. Ben de şok oldum ya. Ben de şok oldum. Gittik araya ya. Sadece...